Merhaba değerli izleyenler, Milas'ta Uğur Mumcu Caddesi'ndeyiz. Burada arkamda görmüş olduğunuz berber salonunda Milas'ın ünlü berberlerinden birisi var. Kendisine Şipşak diyorlarmış. Gelin bakalım kendisine niye Şipşak diyorlar, işler ne durumda soralım, tanıyalım, tanışalım. Hemen girelim içeriye. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Hayırlı işler. Aleyküm selam, hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk. Adınızı, ününüzü duyduk da geldik. Şipşak Süleyman diyorlarmış size. Evet. Kolay gelsin, nasıl gidiyor işler? Teşekkür ederim kardeşim. Ben adım Süleyman Karabulut. Ne zamandan beri yapıyorsunuz bu mesleği? 40 senedir yapıyorum güzel kardeşim. Peki şipşaklık nereden geliyor? Lakabınız Şipşak Süleyman duyduğumuza göre. Şimdi mesleğe başladığımda bir arkadaşım biri geldi kapıdan. Devlet dairesinde bir işi varmış. Bana şu şekilde şipşak bir tıraş eder misiniz dedi. Ben adamı en kısa zamanda tıraş edince adam bana şipşaksın abi dedi. O şekilde kaldı. Ben de memnun oldum bu iş takılan isimden. Oldukça kısa sürede tıraş ettiğini söyleniyor. 10 dakikayı bulmuyor diyorlar. Bu konuda neler söylüyorsunuz? Ortalama saç sakal 5-6 dakikada bitiyor diyorlar. Tabii tabii. Güzel kardeşim. Günümüzde şimdi gençler yeni berber olmak istemiyorlar. Çırakta bir sorun oluyor. Müşteriyi talep etmek için mecburen işimizi hızlandırmak için elimizden gelen çabuk şekilde tıraş ediyoruz. Yani onun bir çabukluğu şeyi var yani. Çabuk yapmak zorundayız. O yüzden 10 dakikayı geçmeyen fazla 10 dakika. 10 dakika 15 dakika. Allah izin verirse. Yaptığınız tıraşlar içerisinde 40 sene oldu dediniz. Evet. Unutamadığınız anlar mutlaka vardır ama böyle aklınıza gelen. Şimdi benim önceki dükkanımda bir kardeşimiz geldi. Ben de mütevazı olarak adamı hoş geldin demek zorundayım. Buyurun abi hoş geldin dedim. Adam ayakta durunca ben koltuğa oturur musunuz diye oturttum. Adamın sakalını aldıktan sonra dedi abi dedi ben adres soracaktım dedi. Gelmişken dedi bir sakal tıraşı oldum dedi. Memnun oldu ve parasını verdi gitti. Bu anımı unutamıyorum. Evet, adam adres olmaya gelmişken evet, tıraşın evet, oldu gitti. Oldu. Belki bunu da şipşaklığınıza borçlu. Evet, hemen. Evet. Adamı mütevazi davrandım ben. Buyurun hoş geldiniz dedim. Aynı müşteri gibi. Oturur musunuz dedim. Adam itiraz etmedi oturdu. Sonra adam tıraş olduktan sonra ya dedi teşekkür ederim dedi. Ben adres sormak için geldiydim dedi. Memnun oldum. Tıraşı da bitirdim dedi. Adam memnun. Ben de memnun oldum. 40 seneden beri yapıyorum dediniz. Ne zamana kadar yapmayı düşünüyorsunuz? Bir hedefiniz var mı? Sağlığım yerinde olduğu sürece yapmayı düşünüyorum. Peki yalnızım dediniz. Yalnız olduğum için de şipşak oldum dediniz evet, ama evet, şimdiye evet. kadar hiç yetiştirdiniz mi çırak falan? Tabii tabii. Allah'a şükürler olsun 4-5 tane galfa yetiştirdim. Hepsi de işinde. Allah bin bereket versin. Bana da iyilikleri dokundu. Ben de onların sayesinde ekmek parası kazandım. Onlara da teşekkür ederim. Şimdi bu zamanda düşünüyor musunuz çırak kalfa? Yok, almak istiyorum ama şimdiki gençler öğrenmek istemiyorlar. Yani serbest işleri seçiyorlar. Yani sıkılıyorlar berberlik mesleğinden. Hani para kazanmak için ailesi uygun görürse öyle var yani gençlerden. Ama dediğim gibi çocuklar bir şekilde istemiyorlar mesela. Sıkılıyorlar mı? Yani gezemiyorlar. Bizim esnaflığın vermiş olduğu bir sabah gelip akşam gitme bir iş potansiyeli. Saati yok. Onun için sıkılıyorlar. Evet. Tavsiye eder misiniz gençlere bu mesleği? Tabii canım. Eğer kişi bu berberliği yapacak kişinin ailesinin maddi durumu zayıfsa kısadan bu mesleğe dönüp bir esnaf olmasını isterim yani. Kaybetmez kazanır. Berberliği, kuaförlüğü tavsiye ediyorum. Kazanır. Peki tekrar yeniden doğmuş olsanız öyle bir imkanınız olsa yine seçer miydiniz bu mesleği ya da hangi mesleği yapmak isterdiniz? Tabii. Ben devlet dairesinde hizmetli olmak isterdim. Devlet dairesinde hizmetli olmak isterdim. Yani tatili dört gözle özlüyorum onun için. Tatiliniz pazar günden pazar gününe. Işte, tatili özlediğim için. Yoksa yine berber olurdunuz diye düşünüyorum. Tabii, herkes çünkü tabii, çok seviyor. Canım, işim bu, işim bu. Benim yapabileceğim iş bu. Başka bir iş yapamam. Hani başka bir becerim yok. 40 senedir yapıyorsunuz. Kaç evet. yaşında başladınız? İlkokul birinci sınıfta çıraklığı başladım. Zaten bizim mesleklerin bizim gibi esnaf camiasının işleri çıraklıktan başlar. Yani çıraklıktan başlar. O işi sevmeniz ve öğrenmeniz için çıraklıktan başlar. Sonradan yani ortaokul ve lise döneminde bu işi yapamazsın. Yaparsın ama çok becerikli çocuklar var. Onlar yapıyor yani biliyorum yani. Mesela eli ustura makas tutan çocuklar var. Bir şekilde yapıyorlar. Ben biliyorum yani ortaokul yaşında. Peki bu işin incelikleri diye sorsam sakal tıraşının ve saç tıraşının olmazsa olmazı onunla ilgili neler söylersiniz? Güzel kardeşim şöyle müşterinin cildi rahatsa rahat bir sakal tıraşı olur. Cildi biraz sertse sakal tıraşı ve saç tıraşı zor olur.
aslında ustalık, incelik tamamen kişinin saç ve sakal yapısıyla alakalı. Tabii. Mesela öyle. Mesela zor tıraşlar var mesela. Hemen çabuk yapılmayacak tıraşlar var mesela. Onlarda biraz zorlanırsın. Evet değerli izleyenler, Milas'ın sevilen, bilinen, tanınan esnaflarından Şipşak Süleyman lakaplı Süleyman Karabulut'un berber dükkanına konuk olduk. Kendisi meslekteki tecrübelerini anlattı, yaşadığı tecrübelerden bahsetti ve kendisine niçin Şipşak Süleyman denildiğinden bahsetti. Milas'ın tanınan simalarını ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Berber dedik, öyle oldu. Tamam. Evet, Şipşak. Şipşak.